Günaydın, iyi sabahlar. Paranın rotasıyla karşınızdayız. Ekonomideki piyasalardaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Erdoğan Turan, günaydın. Günaydın. Her zaman olduğu gibi önce ekonomiye ait başlıklara bir bakalım. Hangi başlıklar var? Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da bir ekonomi zirvesi düzenledi. 5 saatlik bir ekonomi zirvesi. Kimler katıldı? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, kamu bankalarının genel müdürleri, BDDK Başkanı katılım sağladı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Zirvenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Bunun dışında Borsa İstanbul Başkanı da vardı. BDDK Başkanı, dediğimiz gibi Borsa İstanbul Başkanı Erişah Arıcan katılımlı bir toplantıydı. Konuşacağız. Dün Merkez Bankası'ndan da müdahale gelmişti. Dördüncü müdahale gelmişti. Doğrudan müdahale yaptı piyasaya. Bunu da değerlendireceğiz. Kura dördüncü müdahale. Diğer taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı dönmez. Doğalgazda sıkıntı yaşamayacağız. Doğalgaz konusunda gelecek yılın planlarının yapıldığını, kışa hazırlıklı olunduğunu belirtti. Uzun dönemli doğalgaz kontratlarımız bizi büyük ölçüde rahatlatıyor. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız dedi. Stokçulukla mücadele kapsamında uygulanan cezalar arttırılacak. Bu arttırılmasını içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 8 maddeden oluşan teklif stokçulara 2 milyon liraya kadar cezayı öngörüyor. Bugün Kasım ayı konut satış verileri açıklanacak. Ekim ayında %14,9'luk bir artış vardı, %15'lik artış vardı. Çin Devlet Başkanı ve 15 Aralık'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'le çevrim içi görüşme yapacak. Bu da takip ediliyor. OPEC'in petrol üretiminde bir artış var. Bu hafta önemli dedik merkez bankaları. Merkez bankalarının kararları gelecek. Yakından takip ediyoruz. Macaristan Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Fed'in faiz kararını açıklaması öncesi toplantı bugün başlıyor. 2 gün sürecek malum. Dediğimiz gibi diğer taraftan önemli başlıklar var. Dün sanayi üretimi gelmişti. Cari denge gelmişti. Cari fazlalığı da yaşanmıştı ve cari dengede bir iyileşme vardı. Tüm bunlar yine konuşacağımız konular arasında. Tabii merakla beklenen konu, bu hafta için en çok merak edilen konu asgari ücret. Bu açıklama bekleniyor. Ankara'ya gidelim. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Avucu karşımızda olacak. Murat, günaydın, iyi sabahlar. Tabii herkesin gözü kulağı, çalışanların, milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrette. Açıklama ne zaman gelir? Diğer taraftan stokçuluğa karşı kanun teklifi mecliste. Bunun detaylarında neler var? Ve bütçe mesaisinde de sona doğru geliniyor. Detayları senden alalım. Evet, asgari ücret konusunda aslında beklentiler dün bir nihai toplantının yapılması yönündeydi. Zira geçtiğimiz hafta sonu Çalışma Bakanı Vedat Bilgin mecliste yapmış olduğu konuşmada pazartesi işaret etmişti bu konuyla ilgili. Ancak dün toplantı yapılamadı. Demek ki halen görüşmeler sürüyor. Her ne kadar son toplantı yapılmıyorsa da nihai pazarlıkların devam ettiğini biliyoruz. Çünkü bu süreç hep böyle işliyor. Dördüncü toplantı duyurusu yapılana kadar görüşmelerin sürdüğünü her zaman takip etmiştik. Hatta dördüncü toplantının öncesinde bile, yani o gün bile görüşmeler yapılıyor. Çünkü bu bir pazarlık süreci, iki tarafı var, üç tarafı var ama işçi işveren arasında ağırlıklı olarak bir yürüyen pazarlık süreci olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu sene özellikle hükümet tarafının da pazarlıkta ciddi bir rolü var. Çünkü işverene verilecek destek miktarı oldukça önem arz ediyor. Çünkü 2825 lira olan bir asgari ücretin 4000 liraya çıkarılması düşüncesi hakim toplumun genelinde. Her ne kadar işveren kesimi bu kadar bu rakamı telaffuz etmese de işçi kesimin en azından 4000 liranın altına imza atmayız açıklaması var. Hükümetin açıklamaları da buna yakın bir rakam üzerinde düşünüldüğünü ortaya koyuyor. Bu çerçevede işveren elbette ne kadar destek verileceğini merak ediyor. İşte pazarlıklarında bu kapsamda, bu çerçevede son dönemde yürüdüğünü söyleyebiliriz. Yani işverene verilecek destek nasıl olacak? Burada bir vergisel ayarlama mı yapılacak? SGK primleriyle ilgili bir düzenleme mi olacak? Yoksa daha önceki yıllarda olduğu gibi doğrudan primden mahsup edilen bir asgari ücret işveren desteği mi verilecek?
Bunlar konusunda bir formül arayışı var. Yani işverene verilecek destek konusunda bir formül arayışı olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı yukarı rakam konusunda bir noktaya gelindiğini tahmin ediyoruz. En azından edindiğimiz bilgi bu yönde. Ama tabii önemli olan nihai toplantı. Bu toplantının ne zaman olacağına ilişkin henüz bir açıklama yok. Ama bu hafta içerisinde bunun çözülmesi muhtemel görünüyor. Bütün tarafların beklentisi zaten bir an önce bunun yapılması, bunun tamamlanmasıydı. Daha önceki yıllarda hep ay sonuna kadar sürerdi görüşmeler. Bu yıl erken bitirilmesi konusunda herkesin bir ortak kanaati var. Ama dediğimiz gibi dün olmadı, bugün olur mu bilinmez. Ama bu hafta içerisinde büyük olasılıkla bu dördüncü nihai toplantının yapılmasını ve yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesini bekliyoruz, yakından takip ediyoruz. Diğer taraftan stokçulukla ilgili bir yasal çalışma olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce yapmış olduğu açıklamayla bu cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı'na bir talimat verdiğini, bununla ilgili çalışma yapılacağını dile getirmişti. O çalışma tamamlandı. 8 maddelik farklı kanunlarda değişiklik öngören bir kanun teklifi sunuldu dün Meclis Başkanlığı'na. Bu kanun teklifinin içerisindeki maddelerden bir tanesi de stokçulukla ilgiliydi. 6585 sayılı perakende ticareti hakkındaki kanunda bir maddede değişikliğe gidiliyor. O maddede ceza müeyyidesiyle ilgiliydi. O kapsamda mevcutta yasa kapsamında 50 bin lirayla 500 bin lira arasında değişir ifadesi yer alıyor. Stokçuluk yapanlara karşı uygulanacak para cezalarının bu ceza alt limiti ve üst limiti yeni düzenlemeyle birlikte değiştiriliyor. Alt limiti 50 bin liradan 100 bin liraya, üst limiti ise 500 bin liradan 2 milyon liraya çıkarılacak. Ve bu kanun teklifi yasalaşması halinde 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olacak. Daha önce yapılan düzenlemelere ilişkin genelgede bu yasa kapsamındaki cezaların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ifadesi de yer alıyor. Yani 2 milyon liralık üst limit 2023 yılı, 2024 yılı her yıl başında yeniden değerleme oranında da artırılacak. Buradaki amaç elbette cezaların artırılarak caydırıcılığın daha caydırıcı hale getirilmesi stokçuluğa karşı cezaların ve ayrıca alt limitle üst limit arasındaki farkı biraz daha açarak daha hakkaniyetli bir yaptırım uygulanması amaçlanıyor. Bu yasanın gerekçeler arasında bakıldığında bu ifadeler yer alıyor. Dediğimiz gibi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Şimdi bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşmeleri tamamlandıktan sonra da doğrudan bu kanun teklifi meclis gündemine alınacak. Önce komisyon, ardından da meclis genel kuruluna gelecek. Zaten 8 maddelik bir kanun teklifi, o nedenle 2 gün içerisinde bu kanun teklifi meclisten muhtemelen geçecektir. Önümüzdeki haftada bunu yakından takip ediyor olacağız. Bütçeden bahsetmişken bugün bütçede Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve bağlı kuruluşların bütçeleri ele alınacak. Aynı zamanda da 2022 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu'nun ilk 4 maddesi de görüşülecek. Artık az kaldı. Cuma günü görüşmelerin tamamlanması bekleniyor. Bugün ayrıca 2 veri var. Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini göreceğiz Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. Ayrıca tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde görmüş olacağız ki oldukça önemli. Tarım ürünlerindeki enflasyonu bir anlamda görmüş olacağız. Onu da saat 10'da öğreneceğiz diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Peki, teşekkürler Murat aktardığın detaylar için. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bir ekonomi zirvesi yapıldı. Bugün gazetelerde de genişçe yer alıyor. Sabah gazetesinden bakalım. Erdoğan'dan ekonomi zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, kamu bankalarının genel müdürlerinin katıldığı bir zirve yaptı. 4,5 saat süren zirveye Bakan Nebati ile Borsa İstanbul Başkanı Arıcan da katıldı. Geniş kapsamlı bir toplantı ve 5 saat sürdü. Bununla başlayalım. Özlem Doner, günaydın. İyi günaydın, sabahlar. Günaydın, iyi sabahlar. Şimdi katılımcılara baktığımızda Merkez Bankası Başkanı, BDDK Başkanı, diğer taraftan kamu bankalarının genel müdürleri katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Elişah Arıcan da bu toplantıda hazır bulundu. Dün kurda yaşanan bir atak vardı ve Merkez Bankası'ndan bir müdahale geldi. Sonrasında da hem bu toplantı hem de müdahale söz konusuydu. Önce istersen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin hafta sonu iş adamlarıyla yaptığı görüşme, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir ekonomi zirvesi
Bununla başlayalım. Evet, şimdi toplantı ardına toplantı yapılıyor. Aslında gündemde ekonomi olduğu için çok da olağanüstü görmemek lazım bu toplantıları. Şöyle de bir durum var. Şimdi hafta sonu gerçekten çok kapsamlı bir toplantı yaptı Ekonomi Bakanı. Hazine ve Maliye Bakanı, ama Ekonomi Bakanı diyoruz biz, ekonominin başında olduğu için genelde böyle bir ağız alışkanlığı da var doğrusu. Ve 60'ın üzerinde iş insanıyla bir araya geldi. Hemen hemen her sektörden isimler vardı ve her sektörün aslında sorunlarını tek tek dinlemiş oldu. Ve bu dinlediği sorunlarla birlikte aslında bir yandan da neler yapılabileceği yönünde istekleri de kabul etti. Bu durum bundan sonraki dönemde aslında ekonominin elbette bir politikası ve bir yolu var. Yeni bir programı var. Ama bununla birlikte bir yandan da bir pandemi süreci ve dünyada yaşanan ciddi sıkıntıların da etkileri var. Hem dünyada hem Türkiye'de enflasyon gerçeği var. Ve tabii bu enflasyonla birlikte bir yandan da özellikle son dönemlerde üretimde sıkıntılar yaşandığı için girdi maliyetleri de problem var. Dolayısıyla ciddi bir emtia fiyatı yükselişi var. Enflasyon ithali aslında, ama bir yandan da üretici ve yatırımcı için aslında ciddi bir ithalat söz konusu. Tüm bunlara baktığınız zaman ve son dönemlerdeki kurdaki dalgalanmalara baktığınız zaman aslında iş dünyasının sorunlarını çözmeden de programın onların destek vermesi konusunda bir miktar daha yardımcı olmak gerekiyor. Yani iş dünyasının taleplerine karşılık verip hem onların sorunlarını çözmek hem de onların programa daha fazla katılımını oluşturmak gerekiyor. Tüm bu konuşmalar, 7 saati bulan konuşmaların bir özeti yapıldı diye düşünüyorum aslında dün. Dolayısıyla oradan gelen taleplerin değerlendirildiğini ve tabii aynı zamanda yeni dönemde hangi programda daha doğrusu hangi ayakların daha öne çıkacağını, nelerin uygulanacağına yönelik de kararların alındığı önemli bir toplantı olduğu görünüyor. Bir yandan da şöyle bir durum var aslında. Sanki böyle o Merkez Bankası'nın kur müdahalesinin üstünde bir toplantı yapılmış gibi görünüyor ama aslında öyle değil. Genel bir değerlendirme toplantısı ve genel bir programın uygulama stratejisi toplantısı gibi görünüyor bu toplantı. Merkez Bankası kura 4. müdahalesini yaptı. Bundan sonraki dönemde de eğer bir dalgalanma olursa yine yapılacağı mesajını da aslında biz bu müdahaleden görüyoruz. Yaklaşık olarak aslında Merkez Bankası'nın da müdahale seviyesini görmüş durumdayız. Hangi seviyelerde nasıl müdahale edeceğini. Bu hafta bir de faiz toplantısı var tabii. Biraz işi sıkı tutmak istiyor Merkez Bankası anlaşılan. Özellikle bu konuda bir dalgalanmanın daha sınırlı olması yönünde. O yüzden müdahaleyi öyle değerlendiriyorum ama ekonomi zirvesinin bu müdahaleler ya da kur seviyesinden öte bambaşka bir tablo ortaya koyduğunu düşünüyorum. Hızla aslında iş dünyasının istediklerinin en azından birkaçının gerçekleştiriliyor olması güveni de artıracak bir unsurdur. İş dünyasının da bu programa desteğini artıracak bir unsurdur. O yüzden iletişim ve bu işlerin toparlanması önemli bir durum olarak, fotoğraf olarak karşımıza çıkıyor. Yani burada tabii toplantı sonrası herhangi bir açıklama yapılmadı. Hı hı. Bir açıklama gelmedi ama hafta sonu yapılan toplantıyla belki biraz evet, birleştirmek gerekiyor. Tahmin tabii ki bu belki. Hı hı. Çünkü oradaki işte iş dünyasının talepleri, beklentileri, istekleri, diğer taraftan ekonomi yönetiminin orada aldığı talepleri geniş kapsamlı belki masaya yatırılması olarak da değerlendirilebilir. Tahmin. Evet. Evet, öyle bir fotoğraf, hı hı, var ortada. Fotoğraf olarak. Yani şimdi dediğim gibi az önce birkaçı bile bu isteklerden karşılanmış olsa bu aslında iş dünyasının da programa daha fazla destek vermesi, daha fazla içinde hissetmesi için de önemli bir fırsat sağlayabilir. Tabii baktığınız zaman yani Merkez Bankası'ndan kamu bankalarına kadar ciddi bir katılım var. Dolayısıyla bundan sonraki dönemde aslında biraz daha böyle bir
Finansal altyapı anlamında da değişiklikler olabilir. Belki daha farklı müdahaleler ya da daha farklı yatırımlar olabilir. Büyük ihtimalle iş dünyasının talepleri daha çok bankaları ilgilendiren taraftadır. Onun tabii da etkilerini önümüzdeki günlerde görürüz gibi görünüyor. Şimdi dün cari denge geldi. Cari fazlada 3 yılın en yüksek cari fazlasını gördük. Sanayi üretim verisi geldi. Sanayi üretiminde de artış devam ediyor. Hem sanayi üretimde hem de cari fazla olan bir günde aslında yeniden böyle bir hani kurlarda bir hareketlilik gördük, dalgalanma gördük. Bir de faiz toplantısının yapılacağı hafta. Yani hep söylüyoruz, kurla ölçülemeyecek güçte bir ekonomisi var Türkiye'nin. Eğer öyle olmasaydı bugün bu dalgalanmalarla çok daha farklı bir noktada olabilirdik. Ama görüyoruz ki elbette etkisi olacaktır kurdaki dalgalanmanın. Elbette ki enflasyonun ekonomi üzerinde olumsuz etkileri var. Elbette pek çok kesimin şikayeti ve satın alma gücünde talepleri olabilir. Tüm bu sıkıntıları, ki dünyada da çok büyük sıkıntılar var elbette, zor bir dönemden geçiyoruz. Tüm bunları göz ardı etmeden söylüyorum. Bu rakamlar, özellikle sanayi rakamının 17 aydır kesintisiz olarak devam ediyor olması, yani büyümenin öncü göstergesi olarak büyümenin devam ettiğini görmek ve aynı zamanda cari açıkla büyümek değil de cari fazlayı da görüyor olmak oldukça önemli bir tablo. Türkiye ekonomisinin aslında değişimi görmek diye gösterdiği, belki de bundan bir 2-3 yıl önce Berat Albayrak döneminde özellikle işaret edilen bir konuydu bu. Onun sonucunu görmüş oluyoruz şimdi. Ve bu cari açık vermeden de büyüyebilmeyi başarmış olduk. Hem de bir pandemi yılında. Belki hani bir miktar tabii açık verilecek ama yine de o son 3 yılın aylık olarak en yüksek cari fazlası. Bu çok önemli bir gösterge. Evet. Erdoğan Turan dün bir tarafta Erdoğan'ın yaptığı ekonomi zirvesi, diğer taraftan Merkez Bankası'ndan gelen müdahale, dördüncü müdahale geldi. Daha önce 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta döviz müdahalesinde bulunmuştu. Bu döviz müdahaleleri ve Merkez Bankası'nın faiz toplantısı, bu hafta gelecek faiz kararını etkiler mi bu döviz müdahaleleri? Etkilemez, etkilemesini bekleyen de yok aslında. Yani bu müdahaleler kurun düşmesi için, sert bir şekilde düşmesi için yapılmış, daha önceden de yapılmış müdahaleler değil. O yüzden TL'de aşırı bir değerlenmeyi bu müdahalelerle beklemek söz konusu değil. Burada niyet oynaklığının azaltılması. Sakinleşme var mı? İşte bugün de kur 14'ün üzerinde dolar TL. Burada tabii Merkez Bankası'ndan Perşembe günü bir faiz indirimi olur genel kanaatini fiyatlamasıdır bu. Şimdi eğer 13.80'ler 14'ler Merkez Bankası için bir bariyer gibi bir şeyse ve bu seviyelere yakın yerlerden 4 kez müdahale görmüşsek, Merkez Bankası ya bizim düşündüğümüz bariyerin daha yukarısında bir yerleri kafasında hesaplıyordur, faiz indirecekse Perşembe günü, veya Perşembe günü faize dokunmayacak. Başka bir seçenek yok. Perşembe günü saat 14'te görürüz ne olduğunu. Buradaki oynaklık yüksek mi? Evet, yüksek. Konu artık zaten ekonomik gerçeklikle vesaire bağı kalmamış halde. Yani Türkiye'nin makroekonomik verileri, dengeleri kurdaki bu seviyeleri gerektiriyor değil. Kurdaki bu seviyeler bizim bazı verilerimizi, bazı dengelerimizi bozuyor. Uzun vadeli bu sorunun çözülmesi için yeni bir politikadan bahsediliyor. İşte bunu konuşuyoruz yaklaşık bir 15-20 gündür. Ama şunu da farkındayız. Bu plan, bu düşünce kısa vadede sonuçlar alınacak bir düşünce değildir. Belki bunun daha çok anlatılması lazım topluma. Konu kurun geldiği yerse, denge ise, adil değerse, bunlar şu an için söz konusu değil zaten. Yani adil değer üzerinden bir TL değerlendirmesi yapmak mümkün değil. Şimdi bir makas değişikliği var ve bu makas değişikliğinde de ister istemez bir sarsıntı oluyor.
bir makastan diğer makasa geçiyorsunuz. Orada bir bunu burada amaç uzun vadeli fayda sağlamak, ciddi faydalar sağlamak. İşte hem enflasyon anlamında hem kur anlamında bir fayda sağlamak ama bu makas değişikliğinin daha sarsıntısız geçmesi, daha az hissedilerek geçmesi belki üzerinde konuşulmak gerekebilir. Ama daha az bir sarsıntıyla geçmek de kolay değil. Yani böyle bir tercih, böyle yeni bir yol söz konusuysa bir şeylerden feragat etmiş olmanız lazım. Ya da bir maliyeti katlanmaya hazır olmanız lazım. Başka türlü olmaz dönüşümler. Kolay değil çünkü. Yani öyle sancısız aman kimsenin nasıl diyeyim dengesinin bozulmadığı bir noktada alıp da sistemi başka bir yere taşımak hiçbir yerde mümkün olmadı. Bizde de olmaz. Ama bir altı aya ihtiyaç var. Hem bu yolun anlatılması için, anlaşılması için. Hem enflasyonda çünkü bir baz etkisi var bu yılın önümüzdeki seneyle kıyaslandığı zaman. Dengesinden bahsedebilmek için. Çünkü bugün enflasyonun düşeceğini dünyanın herhangi bir yerinde düşünen de yok. Bu bizim için de geçerli. Enflasyon yüksek kaldıkça insanların şu anki tercihlerinden ya da şu anki davranış şekillerinden farklı bir yöne doğru evrilmelerini beklemek de o kadar kolay değil. Ama toplumu çevirmek, yönlendirmek, gidişatı anlatmak da kamunun görevi. Biraz zamana ihtiyacımız var. Daha çok duymamız, daha çok dinlememiz, daha çok anlatılması ihtiyacımız var. Neyi niçin değiştiriyor bugün Türkiye ekonomisinde karar alıcılar? Neden böyle bir ihtiyaç var? Hangi yolla ilerliyoruz? Hangi aşamalardan geçeceğiz? Yolumuza neler çıkacak? İyisiyle, kötüsüyle? Bunların anlatılmasına ihtiyaç var. Şu an için bir derece anlaşıldı. Hı hı. Yani genel kabul. Dün Sayın Bakan da ifade etti. Yani ana çatı düşük enflasyon. Düşük faiz. Düşük faiz ortamının korunabilmesi, o noktaya gitmek için ne gerekiyorsa yapılacak. Ama nasıl yapılacak? Bunun anlatılması aşamasındayız belki. Şimdi bu politika değişikliğinde masaya oturulduğunda nasıl olacak konuşulmuyor, neden olmaması gerektiği konuşuluyor. Bununla başlanıyor. Neden olamayacağı konuşularak negatif taraftan başlanıyor. Bir politika değişikliği konuşuluyor. Ne olduğu da çok anlaşılmadan üstelik. Yani öğrenme çabası da olmadan, sadece karşı tartışmadan durmak için. Fazla. Evet, sadece karşı durmak için bir şeyler söyleniyor. Hatta bunun tersine söyleyen birisi olduğu zaman da sosyal medya tabiriyle linç ediliyor. Yani enteresan bir durum var ortada ama tüm bu tabloya rağmen kararlı bir duruş da var Erdoğan ve ekonomi yönetimi. Ciddi yani daha önceki dönemlerde de pek çok kez denenmeye çalışılmış bir tablo vardı aslında faizlerin düşük olması yönünde ama bunun için yapılması gereken fedakarlığa bu kadar kararlı bir şekilde göğüslenmemişti. Şimdi bir yandan da aslında pandeminin ve dünyadaki zor koşulların, dünyadaki diğer rekabet ettiğiniz ülkelerin durumunun da ortaya çıkmasıyla birlikte daha net bir şekilde bu programı uygulama kararlılığını gösteriyor ekonomi yönetimi. Ve elbette kararlı durmak burada önemli. Az önce Erdoğan Bey'in söylediği gibi elbette bunun bedeli olacak. Elbette bazı sıkıntılar çekilecek. Zaten Erdoğan bunu baştan da söyledi. İki yol vardı. Ya biz böyle devam edecektik, konfor alanımızı bozmayacaktık. Ya da işte mücadele edecektik, savaşacaktık. Ve biz savaşmayı tercih ettik diyor. Ve dolayısıyla bu savaşla birlikte de aslında bu mücadeleyle birlikte de iki yol var. Bir ya büyük bir fırsat elde edeceksiniz ya da bu denemenizi başarısız bir şekilde tamamlayacaksınız. Şimdi bu fırsatı elde ederseniz şu andaki durumun çok üstüne çıkabileceğiniz bir tablo var karşınızda. O fırsatı değerlendirmek belki de tarihi bir karar. O yüzden şu anda bu atılan adımların çok tarihi sonuçları olacak gibi görünüyor. Bazıları buna karşı çıkıyor, bazıları destekliyor ama ekonomi yönetimi, şu andaki iktidar
ülkenin Cumhurbaşkanı bu noktada çok önemli bir, aslında özellikle de seçime kısa bir süre kalmış olmasına rağmen, yaklaşık 1,5 yıllık bir süre var, çok ciddi bir aslında adım atıyor. Çok hem siyasi açıdan, aslında kendi siyasi geleceği açısından, hem de ülkenin geleceği açısından çok kararlı ve önemli bir adım atıyor. Yani biraz olayı böyle bakmak lazım. Gerçekten ucunda çok önemli bir ışık, çok önemli bir fırsat görülmese bu kadar riske girmek gibi bir derdi olmazdı kimsenin. Çünkü çok rahat bir şekilde, konforlu alanı bozmadan olduğu gibi devam edilebilirdi. Ki Türkiye ekonomisinin şu anda pandemide ne kadar aslında öne çıktığı noktalar olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir bedel ödemeye de gerek kalmayabilirdi. Ama madem bu bütün dünya ile birlikte bedel ödenen bir dönemden geçiyoruz, o zaman biz bunu fırsata çevirebiliriz hamlesidir bu. Başarıya ulaştığında da Türkiye'yi birkaç çıta daha yukarıya taşıyabilecek bir hamle aslında. O yüzden biz daha fazla ekonomiyi konuşacağız bundan sonraki günlerde, öyle görünüyor, ve daha fazla üretimi, yatırımı ve ihracatı konuşacağız gibi duruyor. Şimdi Dünya Gazetesi'nde bir söyleşi var. Merkez Bankası'nın 18 Kasım'daki ekonomik görünüm raporunu yazan Şefik Çalışkan. Bu yazıda, yazıyla gündeme geldi Merkez Bankası'nın 18 Kasım'daki ekonomik görünüm raporunda. Çalışkan şunu diyor, temel strateji, yani şunu söylüyor. Önerim, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Türkiye'ye giydirilen deli gömleğinin çıkarılması şeklinde konuşuyor. Modelini, bu modelin parasının değerini düşük tutan ülkelere karşı yerli üretimi ve istihdamı koruma modeli olarak isimlendirdiğini söylüyor. Diğer taraftan bu rapor gündeme oturduğundan beri herkes bu işin nasıl olmayacağını anlatıyor. İyi ya, o sorunlar politika uygulamamak için mazeret olmamalı, tam tersi yol işareti olmalı diyor. Ve burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu strateji değişikliğini gerçekleştirilebilir iradede gördüğünü, ekonomimize giydirilen bu deli gömleğini çıkaracağına inandığını belirtiyor. Türkiye'de tüm siyasi partilerin er geç bu politikayı zorunlu olarak uygulamak ve savunmak zorunda kalacağını, hızlı politika değişimleriyle yapılacak müdahalelerin Haziran 2022'ye kadar olumlu sonuçlarının görüleceğini savunuyor. Geçmişten bugüne gelen bir alışkanlık ve devam eden bir sistem var. Hı hı. Sıcak paranın yüksek faiz, sıcak paranın çekilmesi şeklinde zaman zaman uygulanan, ama diğer taraftan da işte yerli üretimin desteklenmesi ve bunun güçlenmesine yönelik bir dönem. Pandemi dönemi geliyor. Pandemi dönemiyle birlikte işte bugün de yine bir haber geldi. Hemen bir bakayım ona. Çin'den bir haber gelmişti yine. Covid salgını nedeniyle Çin'in üretim merkezinde üretim askıya alınmış. En büyük üretim merkezlerin birinde birçok şirket bataryalardan tekstil boyaları ve plastiğe kadar çeşitli ürünlerin üretimini durdurmasıyla birlikte faaliyetlerini askıya almış. Bu tip haberlerin geldiği, işte yine Volkswagen, Toyota'dan haberler geldi çip krizi nedeniyle üretimin kesintilere uğradığı bir dönemde. Bölgesel avantajını kullanan, üretim gücünü kullanan bir Türkiye ve bu üretim gücüyle de işte 2020-2021 yılında büyüme yakalamayı başarmış, büyümeyi yakalayabilmiş bir Türkiye ekonomisinden bahsediyoruz. Ve bu Türkiye ekonomisinde de aslında belki de hani büyüme diyoruz, 2020-2021'de büyüme yakalandı, ama acaba biraz hani nasıl diyeyim, basit mi görülüyor bu büyüme? Yani yakalanan... İstatistik olarak görülüyor Serdar. İstatistik olarak mı görülüyor? Yani bazıları tarafından maalesef, hani enflasyon bir veri de büyüme bir istatistik olarak bakılıyor. Böyle bir şey yok. Yani Türkiye'nin başarı elde ettiği alanlarda bunu küçümsemek, ama işte biraz sekteye uğrayan, başarısızlık diye adlandırabileceğimiz belki, ya da işte sıkıntılı alanlar dediğimiz noktalarda hemen bunun büyütülmeye çalışılması çok adaletsiz bir yaklaşım. Yani
İyiyse iyi, kötüyse kötü diye söylemek lazım. Evet, Türkiye'nin enflasyonu yüksek. Türkiye enflasyon ithal eden bir ülke hatta. Yani hı hı. Hem girdi maliyetleri, enerji maliyetleri, işte hatta gıda fiyatlarının yükselmesi, bunların tamamı Türkiye açısından sıkıntı. Aynı zamanda hep söylüyoruz, Erdoğan Bey özellikle altını çiziyor. Türkiye'de özellikle fiyatlama davranışlarında ciddi bir ahlaki erozyon var. Mesela bu büyük bir sorun. Tüm bunların yansıması sonucu satın alma gücünde bir miktar erime var. Bunların hepsini ortaya koyuyoruz. Ama bir yandan da Türkiye'nin işte kurda mesela bir dalgalanma var. Tüm bunların ışığında şöyle bir tablo var ama yani bunlar dünyanın hemen hemen her yerinde benzer tablolar gibi görünüyor bu saydığımız maddeler. Ama bir yandan da dünyanın pek çok yerinde görülmeyen ama Türkiye'de ciddi bir başarı olarak karşımıza çıkan, belki pandemide doğru kapatma stratejisiyle, kapanma stratejisiyle, doğru zamanda normalleşmeye geçişle, çarkların dönmesiyle, üretimin durdurulmasıyla birçok şeyi alt alta sıralayabilirsiniz ama ortaya çıkan bir tablo var ki Türkiye ekonomisi dünyadaki küçülmelerin yaşandığı dönemlerde bile büyümeyi başardı. Dünyanın büyümeye geçtiği dönemde de daha da hızlı büyüyor. Yıl sonunu çift taneyle bitireceğiz gibi görünüyor. Dünyada üretim yapılamazken Türkiye'de 17 aydır büyüyen bir sanayi üretimi var. Dünyada ihracatta, ticarette sıkıntı varken ciddi anlamda her ay rekorlar kıran bir ihracat tablosu var önümüzde. Pek çok yerde üretimin ulaştırılamaması, lojistik sıkıntıları, tedarik zincirindeki sıkıntılara rağmen Türkiye'nin özellikle konumu nedeniyle, coğrafi konumu nedeniyle çok daha avantajlı bir konuma geçmesi ve bunu aslında bir üretim üssü haline dönmek üzere adımlar attığını görüyoruz. Üretmek istese de üretemeyen, çünkü insan kaynağı olmayan pek çok ülke varken, hatta olanı da bir şekilde dün de konuşmuştuk, verilen desteklerle daha kenara çekilmişken, Türkiye'de ciddi bir genç nüfus, üretime açık bir nüfus var. Şimdi tüm bu avantajları alt alta sıralarsanız aslında, eksileri de sıralarsanız, pozitif tarafın daha yüksek olduğunu görüyorsunuz. Elbette pozitif tarafın daha yüksek olması, negatif tarafın görülmemesi anlamına gelmiyor. Dolayısıyla oranın da düzeltildiği zaman işte o dünyadaki rekabet ve fark konusu ortaya çıkacaktır. Bunun yapılabilmesi için de yeni bir politika söylüyor ekonomi yönetimi. Faiz düşsün, yatırımlar artsın diyor. Enflasyonla bütün dünyada olduğu gibi enflasyonla mücadele ediyoruz ama enflasyonu da ithal etmek zorunda kalıyoruz bütün dünyada olduğu gibi. Dolayısıyla bir süre daha enflasyon çekeceğiz ama bari öteki taraftan yararlanalım fotoğrafı ortaya koyuyor. Görüyorsunuz işte 30 yılın en yüksek enflasyonlarına, 30-40 yılın en yüksek enflasyonlarına ulaşıyor Amerika'da, Almanya'da. Yani bu bir tek bizim derdimiz değil. Hepimizin derdiyken biz başka bir yönden bir fırsat penceresi açalım diye bakıyor hükümet. Bunun meyvelerini alacağımızı düşünenlerdenim ben. Pozitif bakanlardanım. Evet. Yine Sabah gazetesinde vardı, onu da görelim. 3 yılın en yüksek cari fazlası. Dün yayın esnasında bunu bir miktar değerlendirme fırsatı bulmuştuk. Ekonomide üretim, ihracat, cari fazla ve istihdam temelli yapısal bir dönüşüm süreci başlatan Türkiye'nin cari işlemler hesabı Ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolarla son 3 yılın en yüksek fazlasını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, cari işlemler dengesindeki kalıcı iyileşme için var gücümüzle çalışıyoruz dedi. Geçen yılın Ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası bu yılın aynı döneminde 7 milyar 721 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer taraftan hemen onun yan tarafında da sanayi üretiminde 17 ay kesintisiz artış. Erdoğan Turan cari denge konusunda, cari fazla konusunda önemli bir mesafe kat ediliyor. 2000 asıl en önemli beklenti ve hedef 2022 yılında cari dengede
iyi bir sonuç elde edebilmek? Yavaş yavaş 10 milyar dolara doğru çekiliyor cari açık. Bu son 2 ayı da Kasım Aralık aylarında da cari fazla vererek kapatacağız. Öyle görünüyor. Tabii burada ithalatın azalmasının büyük derecede etkisi var. Kur etkisi var. İthalatı baskılıyor. Kurdaki hareket cari dengenin de daha sağlıklı bir yere gelmesini etkileyen unsurlardan bir tanesi. Ama konu geçici, konjonktürel, işte dönemsel iyiliklerle bir dönem kapatmak değil. Yani bir iyilik varsa, bir artı yakalamışsak bunu sürdürmek. Buna Merkez Bankası dikkat çekti ilk önce artık ama bütün ekonomi yönetiminin de yeni modelde işte temel olarak aldığı konu. Türkiye ekonomisi büyüsün ama büyüdüğü zaman anormal derecede cari açık vermesin, cari fazla veren bir ekonomi haline gelelim. Hı hı. Bu seneyi çifthaneli büyümelerle kapatırken cari dengeyi de o büyümeye paralel daha sağlıklı bir yerde görüyoruz. Bu da ilginç. Bizim çok nadir gördüğümüz bir vaka. Bu da salgın döneminin etkisi diyelim bir derece çünkü. Bunun da muhakkak etkisi var. Geçen yıl da aynısına yakın bir şey yaşamıştık. %1.8'lik büyümenin yanında. Cari denge gayet iyi bir yerdeydi. Şimdi önümüzdeki yıl büyüme ne olacak? Cari açık ne olacak derken bunun içine tabii kur ne olacak onu da katmamız lazım. Ama hedef belli. Türkiye ekonomisi büyüyerek büyüyen bir ekonomi olsun. Mümkün olduğu kadar iç kaynaklarla ekonomik aktiviteyi canlı tutalım. Bu insan kaynağından aramalı girdisine kadar ne varsa, mümkün olan ne varsa. Enerji ihtiyacında işte bu yeni keşifler, bunun artık hayatımıza dokunması, 1-2 yıllık bir dönem var. Bunlarla birlikte zaten diyoruz ya Türkiye'deki cari açık birikimli enerji açığı. Bunun bir derece kapanması ekonomiye güç verir. Çünkü işte yumuşak karnı ya Türkiye ekonomisinde cari açık. Bunu ne kadar kapatabiliyorsak o kadar daha sağlıklı bir yere geçiyordur ekonomi. Enflasyonla mücadelede de ekonomi yönetimi cari açığı öne çekiyor. İşte biz cari açığı kapatırsak, cari fazla veren bir ekonomi olursak kur üzerinde bir baskı olmaz. O baskı olmazsa enflasyona buradan bir olumsuz katkı hissetmeyiz. Büyük bir gediği kapatmış oluruz deniyor ki bu doğrudur. Ama bunun sonucunu almak için de bir 6 aylık döneme işaret ediliyor farkındaysan. Enflasyondaki düşüş için de aynı şeyler söylendi. Yani 2022'nin ilk yarısını biraz sabırla geçirmek durumundayız. Evet. Ki 6 ayda aslında bir politikanın, ekonomideki politikaların karşılığını bulmak için çok da kısa bir süre. Bir ülke için 6 ay bir şey değil tabii. Evet. Yani bakıyorsunuz mesela Çin'e, hani Çin modeliyle de karşılaştırmayın diyor ekonomi yönetimi. Bu Türkiye'nin kendine özel modeli ama sonuçta bir bunun için mücadele ederek bir noktaya gelmiş bir ülke için ve dünyanın en büyük ekonomisi olma yolunda da ilerliyor hızla. Şimdi öyle baktığınız zaman yaklaşık 3 nesli bu yolda feda ettiğini söylüyor mesela oradaki ekonomistler. Hı hı. Biz 6 aydan bahsediyoruz. Yani bir başarıya elde edebilmek ya da bir çıta yükseltmek için fedakarlık yapılabilecek çok kısa bir süreden bahsediyoruz. İnşallah başarılı olur tabii. Ama bu başarı içinde şöyle bir durum var. Şimdi bir sefer yani cumartesi günkü toplantıda şunu gördük aslında. Çıkan herkes şunu söyledi. Çok memnunuz, çok memnun kaldık. Hiç olumsuz konuşan yoktu mesela. Daha sonra dışarıya olumsuz yansıyan bir şey de olmadı ayrıca. Bu toplantıların devam etmesi ve bundan sonraki dönemler aslında işbirliğiyle devam etmesi gerekiyor. Ama bir yandan da iş dünyasının da samimiyetle yaklaşması ve bu programa destek vermesi, bir seferberlik halinde bu işin yapılması gerekiyor. Çünkü bir yandan birileri çıkarken bir yandan birileri batmayacak. Yani bu ülke birlikte yükselecek yükselirse. Yani bu politikanın başarılı olması herkesi çok mutlu edecek. Evet. Yani ama hani hem bir yandan yapılanlardan faydalanıp hem bir yandan bunlara karşı durmak. Yani bu Marmara olayı gibi işte yani en basitinden. Marmara yapılırken inanılmaz karşı çıkanların hepsi bugün bir dakika dursa Marmara dünyayı ayağa kaldırıyorlar. Ya bunun gibi bir tablo aslında yani hani
Elbette uygulanan politikalar herkes için uygulanıyor. Kimse ayırt edilerek düşünülmüyor. Ülkenin geleceği düşünülüyor ama bir yandan da bu başka bir siyasi işe de alet etmemek gerekiyor bu durumu. Yani bu maalesef en büyük problemlerimizden birisi bu olmaya başladı. İyiye iyi, kötüye kötü diyemiyoruz. Böyle de bir tablo ortaya çıkıyor. Öyle olunca da zaten biz hep böyle pozitif ve iyimser tarafta görünüyoruz. Söylediğimiz cümleler de aslında böyle hani şurada bir sıkıntı var dediğimiz zaman da çok o değil de daha çok siz pozitif tarafta bakıyorsunuz. Siz zaten hükümeti destekliyorsunuz gibi bakılıyor. Öyle değil aslında. Biz her şeyi ortaya koyuyoruz. Objektif bir şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Bir yerde sıkıntı varsa söylüyoruz. Ve iyi bir şey varsa da iyi bir şeyi söylüyoruz. Ama öyle bir hale geldi ki maalesef sosyal medyanın da giderek kirlenmesiyle ortaya çıktı bu. Her söylenenin baştan ön yargıyla kötü olarak algılanmasıyla devam ediyor durum. Ama sonuçta iyi olduğu zaman herkes yararlanacak. Böyle de bir tablo var yani. Ülkenin geleceği olarak bakmak gerekiyor bu duruma. Mücadele ise herkesin mücadelesi olmalı. Yani bu politika sonrasında hani istenilen tabloda ülkede gençlerin iş bulabildiği, harcama kalemlerinde işte faize, faiz yerine veya başka alanlar yerine daha çok yatırıma döndüğü, Türkiye ekonomisinin dinamiklerinin, şirketlerinin büyüdüğü, bu anlamda büyüdükçe işte teknoloji ve diğer alanlara yapılacak yatırımların arttığı, üreten ve satan bir ülke olarak, cari fazla veren bir ülke olarak kur dalgalanmasının daha az olduğu, enflasyonun daha kontrol altına tutulabildiği bir dönem. Bu herkesin yararına, faydasına olabilecek bir, herkes için değerli bir dönem. Ama dediğimiz gibi yani kolay bir yol değil. Zor bir yol, meşakkatli bir yol. Yani bir pazar ülke olma konumundan üreten ülke olma konumuna geçme isteği, bu anlamda atılan adımlar zor bir yol. İşte o zor yolda da o yolun zorluğuna bakıp da vaz mı geçmek gerekiyor? Yoksa işte devam mı etmek gerekiyor inatla o yola ya da kolaycılığa kaçıp o yola hiç çıkmadan kolay yolda, kolay tarafta mı beklemek gerekiyor? Onun tercihi yapılıyor bir miktar. Serdar, yani sadece ülkeler açısından değil, bütün yani meslek hayatımız boyunca pek çok iş dünyasından da ya da diğer pek çok alandan, spordan, sanattan pek çok başarı hikayesi okuduk bugüne kadar. Oturduğu yerden başarı elde etmiş kimse yok ya da hiçbir şirket zorluklarla yok. Mücadele edenler yani büyük şuradan başarı şuraya edilmiş. Gitmek için bile kalkıp bir adım atmak ve efor sarf etmen gerekiyor. Dolayısıyla konfor alanını bozmadan herhangi bir nimet bekleyemezsin aslında. Dolayısıyla bir başarı arıyorsan, bir başarı elde etmek istiyorsan, bir derdin varsa daha doğrusu onun için çaba sarf ediyorsun. Ama eğer bir derdin yoksa olduğu gibi işte bulunduğum yeri koruyayım, kazandığımı kazanmaya devam edeyim. Kaybeden kaybetsin, bana ne diye bakıyorsan o zaman oturduğun yerde oturursun. Hiçbir şey yap. Kimse de sana niye bir şey yapmıyorsun demez zaten. Yani ama bir derdin varsa biraz daha farklı bir tablo ortaya koymak, başarıya ulaşmak, daha ileriye gitmek istiyorsan biraz sıkıntı çekip mücadele etmen gerekiyor. Türkiye'nin şu andaki tercihi de o yol. Evet. Peki devam edelim. Dün yine önemli haberlerdendi. Stokçulara verilecek cezaya ilişkin açıklamalar daha önce yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da bu uyarılarda bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cezaların arttırılması gerektiğini belirtmişti. AK Parti stokçuluk ve fahiş fiyata verilen cezaların arttırılmasına yönelik kanun teklifini meclise sundu. Teklife göre piyasayı bozan, fahiş fiyat uygulayan üretici, tedarikçi ve perakendecilere 2 milyon liraya kadar para cezası verilecek. Kanun teklifiyle bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapan, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunan, tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde yer alan üretici, tedarikçi, perakendiricilere verilen cezalar artırılacak. Teklife göre bu fiilleri işleyenlere verilen 50 bin lira ile 500 bin lira arasında uygulanan cezalar,
200 bin lira ile 2 milyon lira arasına çıkarılacak. Düzenleme yasalaşırsa yılbaşında yürürlüğe girecek. Bu sayılan eylemler, yani fahiş fiyat artışı yapmak, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetlerde bulunmak, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek. Bunlar ister istemez tabii fiyatları arttıran ve piyasa mekanizmasını bozan, fiyatlama davranışlarını bozan etkiler oluyor. Teklifin gerekçesinde fahiş fiyat gibi piyasa bozucu faaliyetten ceza verilen üretici, tedarikçi ve perakendecilerin ekonomik büyüklüklerinin birbirinden farklı olduğuna da işaret ediliyor. Bu cezanın artması gerektiği konusunda da sıklıkla konuşuluyordu. Buna ilişkin kanun teklifi geldi. 2 milyon liraya çıkacak en yüksek para cezası verilebilecek. Yani şöyle söyleyeyim, 2 milyon bazılarına göre tam bir ceza mı? Bilemiyorum. Yani iyi bir ceza oranı belki ama bazıları için gerçekten böyle bir etkili bir ceza ama bazıları için belki daha fazla ceza olabilir. Yani ciroya göre belki, evet, bir ciroya hani, göre şimdi büyük bir hani üreticidir. Bunu piyasaya vermiyordur. Piyasada kısıtlamaya gidiyordur. Bir maddedir bu. Hı hı. Ve büyük bir üreticidir. O ayrı. Geçtiğimiz günlerde bir İzmir'de otomobil bayine, hı hı, ceza kesilmişti. 500 bin. Hı hı. Şimdi o otomobil bayine 2 milyon veya bu civarda bir ceza belki caydırıcı etki yapabilir. Ama evet, daha büyük bir şirkete çok fazla, dediğin gibi, ne kadar etki edebilir, ne kadar caydırıcı olur orasını. Yani 200 tane mağazası olan bir zincire bu çok etkisi olmayabilir. Evet. Yani elbette iyi bir rakam ama yani bence ciro üzerinden herkesin boyuna göre bir ceza olsa daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Yani tabii ki bir KOBİ için, bir küçük ölçekli bir yer için 2 milyon çok büyük tabii para. Tabii ki. İnanılmaz. Yani işte o yüzden boyutuna göre. Onun için caydırıcı ama, evet, çok büyük ölçekli bir firma içinse çok caydırıcı olmayabilir. Evet. Yani o yüzden biraz böyle boyuna göre ceza daha etkili olabileceğini düşünüyorum. Evet. Diğer taraftan... Ama bu da düne göre daha iyi tabii ki. Tabii ki. Düne göre daha etkili. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de doğalgaz konusunda gelecek yılın planlarının yapıldığını, kışa hazırlıklı olunduğunu belirtiyor. Uzun dönemli doğalgaz kontratlarımız bizi büyük ölçüde rahatlatıyor. Ek talep için ekstra anlaşmalar yaptık. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayız demiş. Diğer taraftan işte enerji tarafında sıkıntılar devam ediyor. Erdoğan Turan, Avrupa'da doğalgaz fiyatları yine yüksek seyrini sürdürüyor. Diğer taraftan önlemler alınmaya çalışılıyor. Doğalgaz kontratları konusunda da sıkıntılar var. Bakıyoruz petrol fiyatlarında bir miktar hani gerileme vardı. 70 doların altına gelmişti ama yeniden kademe kademe yükselişini sürdürüyor. Yani enerji maliyetlerinde öyle çok bir şey yok. Çok büyük bir değişiklik yok. Yani Brent petrol belki şu bundan bir ay önce gördüğü seviyeden 10 dolar aşağıda. Ama yani burada kalır mı, daha da düşer mi? Sanki böyle olacakmış gibi de değil. 75 dolar sınırında şu anda. Evet. Kışı daha sert hissetmeye başlıyor kuzey yarımküre. Doğal olarak maliyet artışı ya da işte bu kışı nasıl enerjide böyle kesintiye gitmeden atlatırız sorusu da henüz tam olarak cevap bulmuş değil. Bir testten geçiyor. Başka bir testten geçiyor özellikle Avrupa. Rusya da burada bir kozu var, onu kullanıyor. Bazı avantajlarını koruma veya bazı avantajlarını büyütme veya bazı amaçlarını hızlandırma gibi. Çünkü onlar açısından da bu konjonktür gerçekten kendileri için değerlendirilmesi gereken bir dönem. Herkesin derdi ayrı. Evet. O açıdan kış bazı ülkeler için gerçekten zor geçecek. Bunu enflasyon üzerinde de hissedecekler. Doğal olarak satın alma gücü üzerinde de hissedecekler. Tatsız bir konu aslına bakarsan. Ama liderleri de ifade etti ki bu konuyu ya da bu enerji problemini öyle kısa vadede tekrar çözmek, orada normalleşmek falan öyle kolay değil.
bir bedel var, o bedeli ödeyeceğiz. Öyle gözüküyor. Yükselen enerji fiyatlarıyla birlikte. Diğer taraftan dün ABD borsaları da bir düşüş vardı. Dow Jones %0,89 değer kaybetti. S&P 0,86, Nasdaq'ta da %1,39'luk kayıp var. Dün şöyle bir haber vardı. İngiltere'de omikron varyantı nedeniyle ilk hasta kaybı. Şu andaki varyant, şu andaki hastaların %40'ı İngiltere'de omikron varyantı. Diğer taraftan gelen haberler arasında Kanada Başbakanı omikron varyantından ciddi endişe duyuyoruz açıklamasında bulunuyor. Norveç'te yeni tedbirler hayata geçiriliyor. Tekrar böyle bir ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacak endişeleri mi hakim borsalarda? Yok, çok değil aslına bakarsam. Yani evet, bulaşıcılığı belki çok daha yüksek, çok daha hızlı, daha agresif ama ekonomilerin kapanması için, şartelin indirilmesi için öyle çok da korkutucuymuş gibi okunmuyor. Tabii ki risktir. Bu riski de böyle göz ardı ederek rahat davranmak mümkün değil. Öyle yapmamak lazım. Hı hı. Belki tekrar başka tedbirler de devreye girebilir ama tercih, ya işte yeni bir varyant haberi geldi. Çok da saldırgan, yayılması da çok yüksek. O zaman biz ekonomileri kapatalım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmayacak yani. Oldu mu? Bütün bir dönem. Yani kaç varyant geldi, kaç işte deltası, betası bilmem nesi. Yani ilk şoktan sonra kimse tekrar bir kapanmayı tercih etmedi. Bugün o noktada da değiliz. Ama borsalarda düşüş var mıydı? Evet. Fakat bence burada asıl sebep çarşamba akşamı Fed'den, Powell'dan sıkılaşmaya dair bir mesaj gelir mi korkusu. Yani piyasalar virüsten değil, paranın miktarının azalmasından, paranın maliyetinin yükselmesinden korkuyor. Parayla ilgili bir sorun. Yoksa yani, virüsle ilgili ya da salgınla ilgili bir endişe gerçekten öyle çok yüksek değil. Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Fed'in faizlerde daha hızlı hareket etmesi gerekebilir demiş. Yükselen bir faiz ortamına gidiyoruz. Fed olsaydım daha sonra değil, biraz daha hızlı hareket etmeye başlardım. Biraz mühimmat biriktirir ve gerçeği kabul ederdim. Burada gerçek denilen enflasyon mu? Evet. Enflasyonun yüksek kalacağı, bir dönem daha yüksek kalacağı fikri. Oradalar zaten ya. Yani fena şu olsaydım, bu olsaydım demenin bir anlamı yok. Yani olmak istemezdiniz zaten. Öyle bir halde var. Kimse orada olmak istemezdi, çok net söyleyeyim. Çünkü ne yaparsanız yapın. Olduğunuz yer de iyi, fena değil yani. Morgan yeter yani. Orada dışarıdan yorum yapmak daha kolay. Çünkü orada yapılan, yani merkez bankalarının yaptığı ne varsa mutlaka eleştiriliyor yani. Eleştirilecek, bu da öyle. Ya çünkü bunun yani yan etkileri de var. Yapılanların. Tabii. Doğal olarak. Olacak. Ama daha agresif ya da işte faiz arttırımına daha hızlı davranabilirler mi? Evet. O yüzden borsalar biraz keyifsiz gibi. Ama duymak isteyecekler işte çarşamba gecesi. Bakalım ne diyecek. Yani böyle bir hareket gerektirecek durum enflasyon ama evet. İstekli mi olurlar? Yani o paranın hani musluğunu kısma konusunda istekli olurlar mı merkez bankaları? Yani gönülden geçen başkadır da realite neyse onu yapmak lazım şimdi. Ben de isterim faizler çok daha düşük olsun ama yani bu istek gerçeklerle örtüşmüyorsa daha zarar verici bir noktaya taşır bizi. Powell zaten yani genişlemeci politikaları sürdürmeye hevesli bir isim. Yani şey değil, böyle çok şahin mesajlar bugüne kadar yok. Hatta bazen gereğinden daha yumuşak ifadelerle geldi ki biz orada biraz eleştiriyorduk. Niye bu kadar yumuşak ifadelerle geliyorsunuz? Çünkü öyle değil, öyle gözükmüyor. Şimdi onlar da o noktadalar ama eğer enflasyonla mücadelede Fed gibi bir merkez bankasının yeni bir şeyler yapması gerekir kanaati bütün dünyada oluşmuşsa ve bu olmuyorsa, Fed'den bunu duymuyorsak bu büyük problemdir. O noktaya gelmez Fed yönetimi. Hızlı döner yani. Esnektir bu konuda. Bakarsınız der ki biz 3 faiz arttırımı planlıyoruz. Başlayacağız bahar aylarında. Yıl bitene kadar 3 faiz arttırım. Ona göre hesabınızı yapın. Eğer bu gerekiyorsa bunu da yaparlar. Borsa İstanbul dün %3,24 değer kazancıyla 2101 puandan günü tamamladı ve tüm zamanların en yüksek seviyesinden bir kapanış yaptı. Bankacılık endeksi %3, holding %2,20 değer kazandı. En fazla kazandıran %6,10'la metal ana sanayi,
tek gerileyense %0,38 ile finansal kiralama ve faktöring oldu. Yükseliş devam ediyor. Bugün açılış olarak... Devam. %1'e yakın artıyla açılacağız herhalde, öyle gözüküyor. Borsa İstanbul'un açılışı da geldi. Gidelim Borsa İstanbul'un açılışına. Borsa İstanbul %1,5 artışla 2132 puanla yeni güne de başladı. Hızlı bir başlangıç. Yılbaşından bugüne neredeyse %44'e yaklaştı getirisi endeksin. %44. Buna yakın bir endeks getirisini şöyle dünya borsaları içerisinde şöyle hızlıca tarıyorum. Görmüyorum, yok. Çok yüksek bir getiri bu. Böyle bir getiri bekleniyor muydu? Hayır. Çünkü işte 1800-1850 civarları konuşuluyordu sene sonu için aracı kurumlar tarafından. Onu çoktan aştık. Artık 2500 seviyeleri konuşuluyor ki çünkü düne kadar hani 2100 deniyordu ya, artık onun da üzerindeyiz. 2500 hedefi değerlemesi yapılmış. Şu var, denklem aynı. Gidilen yolda da böyle bir değişiklik yok. Kur yüksek, enflasyon yüksek kaldığı sürece Borsa İstanbul'da da yükseliş devam edecek. Bunlardan bir tanesinde sakinlik, dengelenme veya geri dönüş işareti gelene kadar da Borsa İstanbul canlı kalacak. Yüksek kalacak. O yüzden işte rekordu, dünün üzerindeydi. İşte bu çok şey değil, çok anlamlı değil. Çünkü alıp satandan ziyade hala tutanın para kazandığı bir dönem. Yani alsatlarla dönmektense... Konjonktürü kavrayıp pozisyon alıp beklemek daha mantıklı ve hala devam ediyor bu. Bir gerçekten çok sert bir rally bu. Yani son yıllarda görmediğimiz kadar hızlı bir rally yaşıyoruz. Sadece bir haftalık periyodu söyleyeyim. Yani geçen pazartesiden düne kadar Borsa İstanbul'daki getiri %6'nın üzerinde. Bu çok yüksek bir, %7'ye yakın neredeyse yani. Bu çok yüksek bir rakam. Buna yakın getirileri nerede görmüşüz? Rakipleri var mı diye bakıyoruz. Şöyle gelişmiş ülkelere bakınca işte Dow Jones %16. İşte Brezilya'da, Bovespa'da %10'a yakın kayıp var. Orası eksi de. Almanya'da DAX %14'e yakın getiri sağlamış. Yani bu yılın yıldızı gibi görünüyor Borsa İstanbul. Borsalar arasında. Çok büyük bir sürpriz olmazsa. Çünkü zannetmiyorum nasıl olacak. Yani şimdi Doğu'ya bakıyorum yüzde kaç dedim, %16 mı? Borsa İstanbul %44'e yaklaşmış. Aradaki fark kapanmaz. Evet, yılbaşından bu yana %44'lük yükseliş. Evet. Borsa İstanbul'da. Evet. Sadece bir ayda, %24'e yaklaştı. Bir ayda %24 getiri. Yani enflasyonun baskısını bir aylık getiriyle çoktan üstünden atmış oluyor. Sınai tarafta? Orası daha canlı tabii yani. %44'ün oldukça üzerinde tabii. Şirketler karlı, enflasyon döneminde şirketler kendilerini fiyat artışlarıyla koruyorlar. Yani enflasyon dediğimiz şeyin içinde bu işletmeler var neticede. Üretim tarafında. Karlılıklar yüksek ve yüksek kalması beklentisi var. Zaten hisse senedinin tercih edilmesinin temelinde de bu var. Paramızı nasıl koruruz enflasyona karşı? Yüksek enflasyondan. Tabii. TL mevduat %15. Yani TL zarar yazıyor. Yani TL'de kalmanız size zarar veriyor. Tasarrufunuzu eritiyor enflasyon. Fakat Borsa İstanbul onun üzerinde bir getiriyi endeks bazında zaten sağlamış. Bunu alt endekslerle bakarsan çok daha yukarısı da var. Ama sadece işte BIST 100 için %44'lük getiri dedik. Hadi %20 enflasyon olsun. Kabaca yuvarlıyorum. %20'lik, %22'lik net getiriyi aldınız daha yıl bitmeden. Evet, %1,5'luk yükseliş. Sınai tarafta %2'ye yakın bir yükseliş var. Bir endekslere bakalım. Dün bankacılık endeksi de eşlik etti. Bugün biraz daha yavaş eşlik ediyor. Sınai tarafta %1,94 arttı. Bankalarda %0,50. Turizm hareketli, teknoloji hareketli. Yine dediğimiz gibi metal ana sanayinde ciddi bir hareket var. Yine bugün de kimyada %1,84, madencilikte %1,39. Artış var. Peki BIST 100'de en çok artanlara bir bakalım.
Aksa, Anadolu Grubu, Ereğli Demirçelik, Kardemir, Tüpraş. Dün de yine yaklaşık böyle bir sıralama vardı. Yine en çok artanlarda Aksa'yı, Tüpraş, Ereğli, Petkim görülüyordu. Bugün de yine buna benzer bir çerçeve. Yani sanayi tarafında üreten demirçelik var, petrokimya var. Bunun dışında bakıyorum ihracatçı firmaların yine ağırlıklı kimya var, ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bu da devam ediyor. Bankaları görmüyoruz işte, yani şu son dönemde endeksleri böyle rally'yi görürken işte en fazla yükselenler içerisinde nadiren banka gördük. Yani birkaç gün gördük diyelim. Evet, dün belki vardı işte Yapı evet. Kredi %5, İşçi %3,94 artanlardaydı. Bu arada konut satışları gelmiş. %59. Bakalım. Kasım ayında 178.814 bin konut satılmış. Bu da aslında şaşırtıcı değil gibi. Neden derseniz, yani cumartesi, pazar noterlerde mesela nöbetçi noterler var. Ciddi bir doluluk var. Yani alım satım çok yoğun, hareketli geçiyor. Şimdi arz sıkıntısı var diyorduk. Yeni projeler hayata geçmeye başladı. Hafta sonu mesela dün haberini de yaptık bir projeden. Yani satış ofisleri tıklım tıklım. Ciddi bir talep var. Çok ciddi talep var. Arz olunca demek ki çok karşılığını bulacak. Şimdi Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59 artmış. 178.814 olmuş. İstanbul burada pay olarak ilk sırada 31.706 ile. Sonra bakıyorum İstanbul'u Ankara, İzmir takip ediyor. Ocak-Kasım döneminde azalma var. 9,2'lik bir azalma var ama Kasım döneminde %59'luk bir artış var. Buna yakın rakamı en son pandeminin ilk şokundan sonra ekonominin canlandırılması için alınan tedbirlerle konut, otomobil tarafına verilen, tüketici tarafına verilen uygun koşullu kredilerle satış rakamı olarak 2020'nin 7. ayında gördük. Yakın olarak söylüyorum. 8. ay. Yani 6-7-8. aylar, yaz ayları. Bu son rakam, 11 Kasım ayı rakamı da o canlı dönemin yakın rakamlarına gelmiş gibi. Şimdi %9,2'lik azalış var. İşte sene başından bugüne zaten faizlerin yükselmesiyle birlikte birazdan bakarız. İpotekli satışlarda zaten ciddi bir azalma vardı. Onun etkisi. Ocak-Kasım döneminde ipotekli satışlarda %55'lik azalma var. Diğer satışlarda %21'lik artış yaşanmış. Ama Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61 artış göstermiş ipotekli evet. konut satışı. Evet. Çünkü bu faiz indirimleriyle birlikte iki yere ayrıcalık tanındı diyeyim. Bir ticari kredilere, bir de iki de konut kredilerine. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22 olmuş. Evet, Ocak-Kasım döneminde ipotekli, yani konut kredisi kullanarak alınan satışlarda %55'lik bir azalma var. Ama Kasım ayı için bakarsak %61'lik artış var. Evet. Önemli bir artış. İlk el konut satışlarında %52'lik artış var. İkinci el konut satışlarında %62. Yabancılara konut satışı ise Kasım ayında %48,4 artmış. 7.363. Bu da herhalde, yani buradaki veride ben rekor. İşte 2019'un Kasım'ını görüyorum. 2019 Kasım'ından bu yana en yüksek, büyük ihtimalle öncesinde de en yüksek. Rekor diyeceğiz buna büyük ihtimalle. Rekor olmuş. Bu bir rekor. Burada tabii arzın, konut arzının yavaşlamasının muhakkak biraz alıcıyı hızlandırması gibi bir etkisi de söz konusu olabilir. Ama bu talebe karşılık da arzın kayıtsız kalması mümkün değil, olmayacaktır. Evet.
Sektör bana göre son 3 aydır diyeyim çünkü normal koşullarda daha sakin kalabilirdi. Son 3 aydır iyi bir performans gösteriyor. Önce kur etkisiydi, sonra daha düşük faiz etkisi piyasayı canlandırmış. Bir de satıştan vazgeçilme hikayeleri var. Yani son anda daha yüksek fiyattan satarım düşüncesiyle noterden geri dönenler artık haber oluyor. O da var. Gayet canlı piyasa, öyle gözüküyor. Özlem Döner. %48'lik bir yabancı konut satışında artış var. Evet. 7.363 olmuş. Oldukça önemli bir rakam. Ciddi bir döviz geliri anlamına da geliyor tabii. Ama genel olarak baktığımızda zaten bu kadar hani daha farklı bir tablo bekleyebileceğiniz bir dönemde çok iyi rakamlar var. Çünkü bir yandan arz sıkıntısından bahsediyorsunuz. Bir yandan hani satın alma gücünün de aslında sadece Türkiye değil dünyada da ciddi sıkıntısı olduğu bir dönemi görüyorsunuz. Ama bu demektir ki aslında konutu yatırım aracı olarak görenlerin sayısının da arttığını gösteriyor. Konut fiyatının daha da artacağını düşünüyor. Yani ya da evet bir yatırım aracı olarak görüyor artık yani. Sadece bir barınma ihtiyacı değil bir yatırım aracı olarak da görüyor, onu gösteriyor. Ama şöyle de bir tabii sinyal var. Arzınız olursa talep hazır. Talep ciddi hazır. Evet. Yani yatırım yapmak lazım bu dönemde. Üretmek lazım. Düzgün bir fiyatlamayla satılabilir. Burada tabii biz dolarizasyondan bahsediyoruz. Yüksek, onu kabul ediyoruz. Hı hı. Yani yüksek bir dolarizasyon var ama konuta dönmede de dolar ve altın bozumunu görüyoruz. Hı hı. Aslında. Oradan bir miktar, ya tabii o hani istenilen, arzu edilen ölçüde değil. Onu kabul ediyoruz ama hani bir çözülmeye de konut tarafı etki ediyor. Tabii bir yandan konut fiyatlarındaki artışa tabii çok şey yapmıyoruz ama hani bu kadar hızlı yükselmesin, bu kadar dalgalanma olmasın. Tabii. Diyoruz ama pandemi de etkiledi ama. Evet, bir yandan da tabii orada bir fiyatların yükselmesi de senin de dediğin gibi hem dolar altın bozdurulmasının ve konutu bir yatırım aracı olarak görmenin öne çıktığını da ortaya koyuyor. Evet. Tabii bir de şöyle bir durum da var. Sadece bu büyük şehirlerdeki yeni satın almalar değil. Aynı zamanda pandemiyle birlikte daha kırsala kaçma, daha sahil ya da daha farklı alanlarda yeni konut alımı gibi bir sonuçla doğuruyor. Arazi, toprak, tarla, evet. Tüm alanlarda. Aslında biraz evvel konuştuğumuz gibi yani bir pandeminin etkisiyle konut sahipliği olma isteği tüm dünyada arttı. Türkiye'de zaten yüksekti, tüm dünyada arttı. İki, enflasyon karşısında bir korunma aracı olarak da kullanılıyor konut. Yani daha doğrusu işte Borsa İstanbul için konuştuğumuz konunun aslında bir benzeri. Konut tarafındaki bu talep konusunda da. Bakalım 2022'de yeni arz, konuştuğumuz inşaat sektörü temsilcileri yatırım konusunda istekli. Ama orada da tabii ki hani o fiyat dalgalanmaları onları da etkiliyor yatırıma giderken. Bunun da bir oturmasıyla çok hızlı bir talep söz konusu olabilir. Peki, konut satışlarını verdik. Son iki dakika Borsa İstanbul'dan bahsediyorduk. Borsa İstanbul için hani ciddi bir ivme yakalandı. Bu ivmenin durması veya hani gerilemesi için işte kurun gerilemesi, enflasyonun düşmesi midir? Bu iç sebep. Ama dışarıda da örneğin FED kaynaklı bir dalgalanma, olumsuz dalgalanma yaşanırsa buna kayıtsız kalmak da o kadar kolay olmaz. Aks değişiyorsa dışarıda borsalar için, hı hı. Borsa İstanbul belki diğerleri kadar sert düşmeyebilir bilemem ama kayıtsız kalması da mümkün değildir. Şimdilik içerideki havayla ilerleyen, yerli yatırımcının korunma güdüsüyle biraz baktığı, enflasyonun etkilediği. Çünkü sen az önce konut fiyatları derken ben konut fiyat endeksine baktım. Geçen Eylül ayının rakamı var. %35 yükselmiş konut fiyat endeksi. Ortalama. Borsa İstanbul %44 yükselmiş.
endeks, ortalama. Böyle bakınca bir de otomobil, o da %40'lar civarı. Yani yatırım aracı olarak baktığınız enstrümanlarda şu an için enflasyon üzerinde getiri elde ediyorsanız sorun yok. Ama bu sonsuza kadar böyle devam etmeyecek. Evet işte yani. Yani bunu ikinci el araba için de deyin, konut için de deyin, borsa için de deyin, kur için de deyin. Bu değişimin köşesinde, kenarında olma hali. Buna dikkat etmek lazım biraz. Çünkü dışarıda değişimin ufak ufak seslerini duymaya başladık biz. Ve bu değişim gelişen ülke piyasalarını muhakkak etkiler. Dikkatli olmak lazım. Peki. Teşekkür ederiz. Özlem Doğaner. Güzel bir gün olsun. Erdoğan Turan, teşekkür ederiz. Hoşçakalın.